Merhabalar, Mert Başaran YouTube kanalındasınız. Bugün çok fazla sorulan hukuki konuları konuşmak üzere değerli avukat arkadaşım Nazlı Güler'le beraberiz. Nazlı, Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de diploması aldıktan sonra kendi ofisini kurdu Teşvikiye'de, NFG Hukuk diye. Daha çok kira, iş hukuku ve marka yönetimiyle ilgileniyor. Ama özellikle bizim kira ve iş hukukuyla ilgili sorularda çok yardımcı oluyor, yanımızda oluyor. O yüzden ben de bugün rica ettim. Sağ olsun karşıdan geldi, vakit ayırdı bize. Böyle çok merak edilen kiracılarla ilgili, kira ile ilgili ve diğer birkaç konu daha var. Onlarla ilgili sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Hoş geldiniz vakit ayırdığınız için Nazlı Hanım. Hoş buldum. Merhaba tekrar. Merhabalar. Şimdi sormak istediğim soru şu. Biliyorsunuz şu kiralarda çok ciddi bir sıkıntı var. Çok fazla soran oluyor. Benim işte eski kiracıyım ama işte mal sahibi bana şöyle davranıyor, böyle davranıyor, ne yapabilirim diye. Onunla ilgili şu anki mevzuat nedir? Bir kısaca en azından onu bir öğrenelim. Kiracıların ne hakkı var? Mal sahipleri ne yapabilirler? Kiracıların ne hakkı var? Bir kere tahliye konusuna gelmek evet. Gerekirse biliyorsun ki gündemi meşgul eden konular. Kiracılar ancak kanunda belirtilen sebeplerle tahliye edilebiliyor. Burada aslında şöyle bakmak lazım. Kirayı veren hangi sebeplerle kiracıyı tahliye edebilir diye düşünebiliriz. Örnek vermek gerekirse 4 senelik bir kira sözleşmesi olduğunu düşünelim bir kiracının. Kirayı veren geliyor. Diyor ki ben bu kiracıyı çıkartmak istiyorum evet. Evinden. Ne yapabilirim? Ucuz hangi sebeplerle? Ucuz oturuyor diyor. Çünkü şu an en büyük sıkıntı kiralar çok arttığı için çok fazla mağduriyet var. Diyor ki ben seni çıkarmak istiyorum. Böyle bir hakkı evet. Var mı? 3 yıl sonra, 4 yıl sonra durduk yere. Şöyle sebepler olması gerekiyor. Bu sebepler neler? Birincisi kiraya verenin bir konut ihtiyacının olması gerekir ya da iş yeri ihtiyacı sebebiyle çıkartabilir. Bir diğeri yine yeni malikin taşıması başkasına satmıştır. Yeni malikin konut ya da iş yeri ihtiyacıyla bu kişiyi çıkartabilir. Kira bedeli ödemiyordur. Kira bedellerinin ödenmemesi tahliye nedeniyle tahliye söz konusu olabilir. Yine tahliye taahhüdü almıştır. 4 sene sonrasına, 3 sene sonrasına bu durumda çıkartabilir. Tabii ki burada önemli olan bizim için sürelere riayet edilmesi. Süreler çok önemli. Diğer hukuk dallarında olduğu gibi davaların açılması daha uyulması gereken bazı şeyler var. Mesela ihtiyaç nedeniyle bir kiracıyı tahliye edebilmek için kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde bu davanın açılması gerekiyor. Ve biz burada diyoruz ya ihtiyaç sebebiyle diye mahkeme özel olarak irdeliyor, kiracıyı koruyor. Diyor ki ihtiyacın gerçekten gerçek ve samimi mi? Yani senin o kiracıyı oturttuğun yerde, beldede, ilçede bir taşınmazın var mı? Bir iş yerin var mı? Eğer varsa bu davayı kabul etmiyor. Ama eğer yoksa ve süreleri de riayet ettiysen tahliye imkanı var. Bir diğer sebep ne olabilir? Kiracının ya da kendisinin o beldede, ilçede başka bir evi olabilir. Bu yüzden çıkartabilir. Yeniden inşa, imar ve esaslı onarım sebebiyle kiracıyı tahliye edebilir. Verdiğimiz örnek haricinde 10 yıllık uzama süresinin bitmesiyle kiracının tahliyesi mümkün olabilir. Çok hızlı anlatıyorsunuz, süper anlatıyorsunuz ama biraz daha yavaş anlamam gerekiyor. Bilmediğim için gibi düşünerek şey yapacağım. Tabii mesela, ki. 3-4 yıl geçmiş bir kiracı var. Şu soruya cevap vereyim, öyle devam edelim kısa kısa. Ben kiradan memnun değilim. 3. yılda çok ucuz oturuyorsun kardeşim. Çık desem böyle bir hakkım var mı mal sahibi olarak? Hayır. Yok. Böyle bir hakkınız yok. Evet, kira bedeli beğenilmediği için. Kanuna göre kira beğenilmediğinde 3 yıl sonra 4 yıl sonra size çık kardeşim deme hakkı yok. Peki bunu kaç zaman sonra söyleyebilir? Sadece kira bedelini beğenmediği için kiracıyı tahliye etmesi mümkün değil. Bizim belki burada kira artış oranlarına bakmamız gerekebilir, doğru olur. Biliyorsunuz ki evler için kira artış oranı önceden sözleşme serbestisi vardı ama şu an yok. Maksimum %25'tir diyor kanun. %25'in üzerinde bir konut kirasını arttırmak bir önceki yıla göre mümkün değil. Eğer bunun üstünde de belirliyorsan bu yok hükmünde. Kanun bunu tanımıyor zaten. Peki 5 seneyi doldurmuş bir sözleşme süresinden bahsedelim. İlk milat 5 yıl mı o zaman? Şöyle eğer konumuz kira bedelini beğenmemekse 5 yıl. Tamam. Kira bedelinin tespiti davasını açarız 5 yılı doldurduysa. O zaman arkadaşlar burada 5 yıl sonra ancak mal sahibini size kira tespiti davası açabilir. Peki bu dava ne kadar sürüyor yaklaşık tahmininiz? Bir parantez açmak istiyorum yanlış bir bilgi vermemek adına. Kira bedelinin tespiti davası aslında bakılırsa her zaman açılabilir. Ama ben 3 yıllık kira sözleşmesi olan bir kiracıya karşı bu davayı açtığım zaman 5 yıl dolmadan. Hakim diyor ki yani hakim de zaten %25'in üzerinde bir artış gerçekleştirmiyor. Dolayısıyla da pek bir amacınıza ulaşamıyorsunuz. Ama 5 yılı doldurduğunuzda hakim bakıyor. Bir bilirkişi raporu alınıyor. Emsalleri araştırılıyor ve senin taşınmazının değeri gerçekten
emsallere yakın bir değere ulaşmış oluyor. Dolayısıyla biz amacımıza ulaşmak istiyorsak, emsallere yakın bir değerde bir kira bedeli belirlemek istiyorsak 5 yılı beklemeliyiz. 5 yılda olduktan sonra biz bu davayı açmalıyız diyebilirim. Peki orada şunu soracağım. Mal sahibi dedi ki sen dava açıyorum. İşte 5 yıl sürem oldu, davayı açtım ve orada dava sonucunda emsaller genelde öyle olacak tabii. Çok farklı için 10 bin lira ve siz de 3 bin lirada oturuyorsunuz. Orada dava sonucunda bu rakam eğer devlet derse ki ya da hakim derse 10 bin lira, sadece 10 bin liraya çıkmak yetiyor mu, yoksa geriye dönük de bir artış yapması, o borçlar oluyor mu, sadece o tarihten itibaren mi o fiyat artıyor? Şöyle güzel bir soru. Kira bedelinin tespiti davasında mahkemenin yeni kira döneminden itibaren bedeli uygulaması için bir aylık süre zarfında kiracıya bir bildirimde bulunması gerekiyor. Yeni kira bedeli budur şeklinde, kira bedelinin tespiti davası açacağım şeklinde, ya da eğer böyle bir ihtarname çekildiyse bir ay öncesinden yazılı bir ihtar, hakim de diyor ki o saatten sonra o yeni kira döneminde 3. ayda da açabilirsin, 4. ayda da. Abi bakıyor ihtarnameyi çekmiş mi? Çekmiş. Okey. Bu dava tespit, kira bedelinin tespiti davası 1 sene sürdü, 1,5 sene sürdü. Evet. Önemli değil. Yeni kira döneminden itibaren o senin verdiğin örnekte olduğu gibi 10 bin lirayı ödemekle yükümlü oluyor. Dava kazanıldığı tarihten mi, yoksa ilk davayı açtı o 5. yılda, hani dava açıldı ya, dava açıldı. İlk dava açıldığından da önceki tarih, geçmişe yönelik, geçmişe dönük olarak yeni kira döneminden itibaren. Yani oldukça kazançlı çıkıyor. Evet. Ama eğer bu süreye uymayıp ihtarnameyi çekmez ise o zaman bir sonraki kira döneminden itibaren o rakama hükmediliyor. O zaman doğru anlayalım. Teyit buraya da önemli. Yine çok önemli bilgi. Kontrat tarihinden bir ay önce bu bilgiyi ihtarı yollamak lazım. Doğru. En geç bir ay sonra da davanın açılmış olması lazım. Doğru. Ondan sonra bir ay sonra da açabilirsin, iki ay sonra da açabilirsin. Aynen. Buradaki önemli olan ilk söylediğin şey bir ay önce en azından bildirimde bulunmak gerektiği. Yoksa o zamanı kaçırırsanız bir yıl daha oturmak zorunda o kirada. Oturuyor. Bizim buradaki amacımız ne? Bizim burada sadece kira bedelini yükseltmek. Evet, evet, evet. Sadece bir yıl sonradan itibaren yeni kira bedelini ödemek zorunda kalıyor. Yani oldukça aslında kirayı vereni zarara uğratan bir şey oluyor. Evet. Süreye uymamak. Süreye uymak önemli. Bakın çok. Arkadaşlar bu çok önemli. Bir ay önce mutlaka o bilgiyi vermek lazım kiracıya. Peki 10 yıl süresi var bir de bildiğimiz kadarıyla, demin söylediğiniz gibi. 10 yılda ne oluyor? 10 yıldır kiracısınız. Ben size 10 yıl sonra yeter artık ya, Nazlı Hanım çıkın diyor muyum? Diyemeye hakkım var mı? Diyemiyorsun. Aslında bu da güzel bir soru. Çünkü bu da uygulamada yanlış bilinen bir şey. Şöyle soruyorlar. İşte 10 yıllık süre doldu ve bu da bir tahliye sebeplerinden birisi. Bu yanlış biliniyor. Çünkü bu 10 yıl süresi 10 yıl uzama süresi demek. Yani kira sözleşmesini sen 1 yıl yaptıysan 10 yıl uzama süresini de beklemen lazım. Ama kira sözleşmesini 5 yılda yapmış olabilirsin. O zaman karşımıza nasıl bir süre çıkıyor? O 5 yıl artı 10 yıllık bir süreyi daha beklememiz gerekiyor. Peki 1 yıllık yaptıysa kirayı, normal bir yıllık giden bir kontratsa 10. yıl sonunda 1 yıl artı 10 yıllık uzama süresinin bitmesi bekleniyor. Ondan sonra peki o süre bittikten sonra çıkarma hakkımız oluyor mu, ya da ben kullanacağım. Evet, 10 yılı doldurdun. Burada tekrar söylüyorum, sürelere riayet etmek şartıyla. Çünkü burada sürelerde çok önemli bir ayrıntı var. Şu an söylesem de pek anlaşılamayabilir. Burada önemli olan sürelere riayet edilirse ve 10 yıllık uzama süresi sözleşme süresinden sonra dolmuş ise kiracıyı çıkartabiliriz. Tamam, okey. Diğer bir soru bu şey. Bu yaklaşık kira tespit davaları sizin tecrübenize göre ne kadar sürüyor şu anda? Şu anki Türkiye'nin hukuk sisteminde. Kira bedelinin tespit davası 1 sene de sürebilir, 1,5 sene de sürebilir. O kadar sürebilir. Evet, çünkü mahkemelerin iş yükü fazla. İş yükü fazla, evet. Bu da önemli. Evet. Öyle bir dava oldu. Peki ondan sonra temizde hakkı var mı bunun? 1,5 yıldan sonra bir de 1 yıl. Tabii üst mahkemeleri taşıyabilir ama şöyle üst mahkemeye taşınması bu kararın icra edilebilirliğine engel değil. Yani beklemiyoruz. Beklemiyorum. Kesinleşmesine gerek yok. O zaman 1,5 yıl içerisinde dava bittikten sonra bu sonuç alabiliyorlar. Tamam, o da önemli bir bilgiydi. Bir soru daha sormak istiyorum size bu kirayla ilgili. %25'ten fazla ödeme yapmışsınız, zam yapmışsınız. %50 arttırmışsınız. Bazı şeylerde diyenler oluyor ki bu parayı geri iade alma hakkınız var vesaire. Bu fazla kira artışı yaptıysanız bunu geri iade alma hakkınız var mı? Evet, var. Borçlar Kanunu'nun sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre. Çünkü dedik ki %25'in üzerinde artış yapamaz. Kiracı da bunu bilmiyor, ödedi ve fazla ödediği rakamı sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade alabilir. Bu da bir manşet, bu da bir bomba arkadaşlar. Çok önemli. %25'ten fazla artış yaparsanız, yaptıysanız ve bu belli süre geçse bile yarın bir gün bunu dava açıp alma hakkınız var. Çünkü sebepsiz zenginleşmeye giriyormuş. Bu da çok önemli bir konu. Evet, şimdi genelde kiracıyla ilgili konular konuşuldu. Burada pardon, bir belde ilçe konusu vardı. Bir de onu belki sorayım. Ben sormamıştım. Benim burada
evim var. Aldı müşteri. Diyor ki benim burada evim var. Amcam ya da oğlum gelecek, kızım gelecek ya da benim evim var dedi. Ama ilk önce benim evim var, evde oturacağım diyenler. Sizi çıkarma hakkı oluyor mu? 3 yıl sonra kontratınız varken ev satılıyor ve sizi çıkarmak istiyor yeni mal sahibi. Burada belde içeri evi var mı dediniz. Bunu biraz daha anlatabilir misiniz? Evet, belki ben onu birazcık karışık anlatmış olabilirim. Yoksa da daha detaylı anlayalım diye. Yeni malikin çıkarma sebeplerinden bahsediyoruz değil mi? Yeni malik çıkarma sebebi ancak ihtiyaç nedeniyle tahliye ettirebilir kiracıya. Yani bir önce söylemiştim hani kirayı verenin konut ve içeri ihtiyacı sebebiyle tahliye mümkün. Aynı şekilde yeni malik edindi ve diyor ki yine burada süreler çok önemli. Edindiği tarihten itibaren bir ay içerisinde söylemesi lazım. Ben bu taşınmazı satın aldım ve benim ihtiyacım var. Ben eşimle birlikte, çocuklarımla birlikte başka bir evimde yok, burada yaşayacağım. Dolayısıyla şu tarihte çıkmanı istiyorum şeklinde bir ihtarname göndermeli. Bu ihtarnameyi gönderdikten sonra da yine süreleri riayet ederek davasını açmalı. Davada yine hakimin dikkat edeceği kısım ne? Gerçekten böyle bir ihtiyacı var mı? Samimi mi? Ve gerçekten bu detaylı bir şekilde bakılıyor. Hani önemsiz gibi gözükmesin. Çünkü burada önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Davanın kabulüne karar verildi. Dedi ki evet, senin ihtiyacın var, sen çık. Kiracı da çıktı. Bu durumda kanun diyor ki sen bunu ihtiyaç sebebiyle kiracını çıkarttın. Onu mağdur edemezsin. 3 yıl boyunca bu evi, bu iş yerini başkasına kiraya veremezsin. Verdin mi? Eski kiracına tazminat ödemek zorundasın diyor. Bu da çok önemli. Çok önemli arkadaşlar. Böyle bir niyetle eğer sizi çıkaran varsa bu evi takip edeceksiniz. Eğer sahiden burayı kiraya verdiyse sizin dava açıp mal sahibinden tazminat alma hakkınız var. Çok evet. Güzel. Peki bu detaylı şekilde araştırılıyor ya, çok evet. Teknik bir soru belki, bunun cevabı sizde de olmayabilir çünkü Türkiye burası, ama bu aynı bölgede İstanbul şey gibi değil, Anadolu gibi değil ya, çok yakın değil her yer, birbirine çok mesafe var ve yollar uzak. Evet. Adam aynı Arnavutköy'de mesela bir evi var ama biriyle bir arasında 30 kilometre uzaklıkta ama aynı ilçede gözüküyor. Hakim sadece aynı ilçe diye mi bakar, yoksa hani arada mesafelere de bakar mı, yoksa aynı ilçe diye geçiyor mu orada? Aynı ilçe diye geçmez. Detaylı bir şekilde inceleme yapar ve bilirkişiden rapor alır. Gerçekten hani bu bir ihtiyaç mıdır? Hani buradaki orada evinin olması yeterli bir sebep midir diye bir araştırma yapar, orada bakar. Yapıyorum. Çünkü burada neden direkt cevap veremiyorum Mert? Tabii, her somut olay kendi içinde tabii. Farklı özellikleri barındırıyor. Yok, ve dolayısıyla diye. Da evet. Bazı şeyleri hukukta da Türkiye'de direkt söyleyemiyoruz. Gri alanlar var. Bu da onların içine girebiliyor tabii. Orada hakimin kararı oluyor. O yüzden soruyorum ben. Evet, size. Çünkü senin dediğin gibi hani arada 30 kilometre gibi bir fark varsa bunun sadece aynı ilçede olması davanın reddi sebebi teşkil etmez. Mümkün değil. Ama küçük şehirlerde buna bakılıyordur. Peki. Diğer bir soru neydi? Bu soruyu hatırlamaya çalışıyorum bu arada. Kızım gelecek. Ya da işte ne bileyim, çocuğum üniversiteyi kazandı, o kullanacak. Bir gerçekse bahane olabilir mi? Gerçekse bile bahane olabilir mi? Orada gene aynı şeyi söyleyeceğim. İhtiyaç gerçek ve samimiyse ve süreleri riayet ettiyse mahkeme inceler, bakar. Gerçekten yerleşeceğini düşünüyorsa davayı kabul eder. Tamam. Temel kuralımız ihtiyacın gerçek ve samimi olması. Tamam. O zaman kira konularındaki sorulara cevap vermiş olduk. Şimdi diğer bir konu, bu maalesef depremle beraber çok kötü şeyler yaşadık. Çok ciddi bir evlerde insanların şüphesi var evlerin durumuyla ilgili. Kentsele uygun mu, değil mi, yıkım olur mu Allah korusun bir depremde vesaire. Ve apartmanlarda, sitelerde ciddi bir kavgalar, tartışmalar oluyor. Şimdi burada bir evin yıkımıyla ilgili hukuki süreç nasıl işler? Yani ben oturuyorum bir evde ve ben bu evin şey olmadığını düşünüyorum. Güvenli olmadığını düşünüyorum. Ben kendim direkt başvurabiliyor muyum? Mesela ilk sorum o. Evet. Risk tespiti için herkes başvuruda bulunabilir. Tamam. Hiçbir problem yok. Sadece burada şöyle bir ayrım yapacağız. Ev sahibi, mülk sahipleri doğrudan başvuru hakkına sahipler. Ama kiracılar doğrudan başvuru hakkına sahip değil. Ama onlar nasıl bu yolu kullanıyorlar? Gidiyorlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili müdürlüklerine. Diyor ki benim binam güçsüz ve malikte risk tespiti istemiyor. Bununla ilgilenin diyor ve bildiriyor. Ve bakanlık da diyor ki 30 gün içerisinde karartmasına izin vereceksin. Yoksa gerekli işlemleri yapmazsan ben senin adına yapıyorum ve gerekli tüm masrafı da senden tahsil ediyorum diyor. Burada doğrudan yok dedik ama aslında şikayet yoluyla da bildirim hakkının ne olduğunu gördük. Evet, bu da çok önemli. Eğer bir yerde kiracıysanız ve evinizde güvenlikten korkuyorsanız, yani deprem güvenliğinden korkuyorsanız dilerseniz
bu izlediğimiz yolu, anlattığımız yolu uygulayarak evinizin kontrolünü yaptırabilirsiniz. Tabii burada şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Bu tabii sizin hukukun dışına çıkacak bir konu ama öyle zor şartlarda yaşayan öğrenciler ve gençler, parasız insanlar var ki insanlar korkuyorlar. Yani gider şikayet ederim, ev çürük çıkar da yıkılırsa ben nerede kalırım? Ciddi bir barınma sorunu var. Bu da hani sizin dışınızda bir konu. Türkiye gerçeği. Maalesef. Maalesef bizim için de çok üzücü. Yani insanların en çok korktuğu konu bu. Evi çürük çıkarsa ne yapacağız diye. Peki eve şikayet ettik. Mal sahibi olarak başlayalım. Ben gittim ve evimin hasarlı olduğunu öğrendim. Evet. Hasarlı olduğunu öğrendikten sonra dediler ki bize ya güçlendirme yapacaksınız ya da inşaat şirketiyle anlaşacaksınız. Eğer inşaatta arsa payınız büyükse, Bağdat Caddesi gibi yerlerde genelde bir kata bir kat verildi. Yani birebir daire alabildi müteahhitlerden. Orada sorun yok ama özellikle Suruç gibi yerlerde, işte eski İstanbul'da, işte Bakırköy'de ya da işte Çapa gibi yerlerde, Fındıkzade gibi yerlerde evler çok eski ve birleşik olduğu için arsa payı da küçük. Orada müteahhitler girmek istemiyor ve orada daire başına bir para gerekiyor. Müteahhit de diyor ki daire başına ben burayı yıkarım yaparım ama 1 milyon lira isterim. Böyle bir durumda apartmanın 3'te 2'si bu kararı verirse maalesef bu şekilde ev yapılabiliyor, inşaata giriyor. Fakat 3'te 2'nin içinde kalmadık ve bizim paramız yok. Biz burada parası olmayanların sesi olacağız biraz. Benim diyorum ki benim param yok. ben bu eve yıkılmasını istemiyorum. Maalesef böyle bir şey var. Çünkü çürük de çıksa benim durumum yok. Ya da yıkılması yıkılsın ama bu şekilde yapılmasın, başka şekilde yapılsın. Neyse uzatmayayım. Bu müteahhiti kabul etmiyorum dediğinde durum ne oluyor o kişinin? Parası olmayan kişinin durumu ne oluyor? Şöyle aslında burada ona bakılmıyor. Yani 2/3 çoğunlukla böyle bir karar alındıysa kanun diyor ki o zaman 1/3 karara katılmayan kesime bir yazı gönderiliyor. Diyor ki 15 gün içerisinde bu karara katıl. Katılmadı mı? Ses çıkartmadı mı? Böyle bir durumda 15. günün bitiminden itibaren artık o kişinin karara katılmayanların hisse değeri belirleniyor. Belirlendikten sonra da bu hisseleri işte paydaşlara açık olma suretiyle açık artırma yoluyla satışa sunuluyor. Yani eninde sonunda aslında karara katılmış oluyor. Evet arkadaşlar, burada da çok önemli. Eğer siz böyle bir hasarlı olduğunu düşünen binada malikseniz ve eğer bir inşaat şirketiyle anlaşıyorsa 3'te 2 çoğunluk, siz hayır dediğinizde bir şekilde onu kabul etmezseniz evinize çıkarttırmaya gidiyor, satılabiliyor ve evsiz kalabiliyorsunuz. Burada maalesef o parayı bulup yaptırmak en sağlıklı çözüm gibi gözüküyor. Bulamıyorsanız da kendinizin satmanız en daha iyisi. Yoksa çünkü bu şekilde elinizden ev gidebilir. Bu da çok sorulan bir soruydu. Çok fazla çünkü kentsel dönüşümle ilgili uzlaşmazlık ve anlaşmazlıklar oluyor. Bunu da sormak istedim. Çok teşekkürler. Şimdi bir diğer bir konuda yine çok bana gelen bir şey. Şimdi etrafımızda çok fazla 65 yaş üstüne çıkmış. 67 yaşında, 70 yaşında, 75 yaşında, 80 yaşında. Kimisi çok sağlıklı. Kimisi çok sağlıklı gözüken ama sağlığı, akıl sağlığı yerinde olmayan. Kimi de akıl sağlığı gidik, gitmeye başlamış ya da insanların satış işleri oluyor. Şimdi o durumlarda da biz çok hem kendimiz de korkuyoruz. Çünkü yani bir dava açılır, başımıza bir şey gelir mi diye. Hem de alıcı da korkuyor. Ya diyor bir problem olur mu diye. Bu tip durumlarda bu 60 yaş üstü olayı tam olarak nedir? Ne gibi sıkıntılar, risklerimiz var? Akli denge durumu, vasi durumu vesaire gibi şeyler deniyor. Onları çok kısaca sormak istiyorum size. Tamam. Normalde tapu memuru bir satış yapılacağı zaman, taşıma satışı gerçekleştireceği zaman işte bir evrak listesi var. Onları istiyor. Tapu fotokopisini, aslını, işte kimliğini, aslını vesaire. Ama 65 yaş üzeri olduğunda bir sağlık raporu istenebiliyor. Ama burada da bir yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Çünkü şöyle soruluyor. 65 yaş üzeri ise kesin sağlık raporunu sunmak zorundayım. Böyle bir şey yok. Tapu memuru eğer o kişinin davranışlarından şüpheye düşerse, yani akli dengesinin yerinde olmadığını düşünürse, o zaman diyor ki bana bir sağlık raporu getir. Sağlık raporu söz konusu olabiliyor ama %100 65 yaş üzerindeyse sağlık raporunu getirmek zorunda mı diye sorarsanız böyle bir şey orada, yok. Tapu memuru duruma göre bakarak şey yapıyor ama benim kendi gözüm 65'te böyle durumlar oluyor ama 70'ten sonra gitgide özellikle tapu memurları da haklı. Yarın gün başı ağrımasın diye, çünkü risk var orada, ama benim başım ağrımasın diyor. Mümkün olduğu kadar istemeye çalışıyor. Peki raporu istedik diyelim. Evet. Rapor geldi. Raporda da bir küçük bunama ifadesi, Alzheimer ifadesi ki olabiliyor o yaşlarda. %50'sinde maalesef çıkabiliyor. Biz çok yaşadık bunu. Çıktı diyelim. O durumda tapu bu işe işleme izin vermiyor. Ve vasi atama gibi bir yöntem uygulanıyor. Bununla ilgili hani ne yapılabilir veya bir konuyu
cevaplamamız uygun mu sizin için şu anda? Yani bu konunun altına. Şöyle, eğer raporda gerçekten akıl hastalığı, akıl zayıflığı olduğu görülüyorsa bu durumda evet bir vasit tayini gerekiyor. Bunun için vasit tayini davasının açılması gerekiyor. Bu dava açıldığında da işte bu da sorduğun soruyla bağlantılı. Hani 65 yaş üzeri insanlar nasıl neden böyle zorluk yaşıyorlar? Bir de vasit tayini söz konusu olabiliyor ama oldukça yerinde bir karar. Çünkü kendi kararlarını kendisi veremiyor. Verdiğin örnekte Alzheimer. Kişi kendi taşınır taşınmaz mallarının tasarrufunu yapma yetkisi yani yapamaz. Bu kararları alamaz. Dolayısıyla bu davayı aç deniyor. Bu dava açıldığında da bir rapor isteniyor ama bu rapor tek hekimden alınabilecek bir rapor değil. Bu rapor tam teşekküllü devlet hastanesinden alınması gereken bir sağlık kurulu raporu. Bu rapor sunulmak zorunda. Ayrıca hakim isterse kısıtlanacak. Kişinin bu 65 yaş üzerindeki işte kişi yani akıl sağlığı olmayan, akıl zayıflığı olan ya da bakıma muhtaç olan kişinin dinlenilmesine de karar verebiliyor. Dolayısıyla işte bir de böyle bir dava süreci gerçekleşiyor. Vasi atanıyor. Vasi atandığından itibaren artık kişinin tüm taşınır ve taşınmaz malları üzerindeki tasarruf yetkisi vasi aracılığıyla mahkemeye geçiyor. Çünkü mahkemenin hep onayına sunuluyor. Burada önemli olan bir taşınmaz satışı gerçekleşecekse kısıtlanan kişinin Alzheimer hastasının verdiğimiz bir örnekte şey yapılmalı. Onun irdelenen nokta onun yararına bir satış mı? Onun zararına bir satış mı? Yani zararına bir satış gerçekleştiremezsin. Dolandırıcılık işlemlerinin önüne geçilmesi için oldukça yerinde evet, bir düzenleme. Vasi atanması. Vasi davaları yaklaşık bugünkü yine taahhüt veremeyiz ama geçmiş tecrübenizden ne kadar sürüyor yaklaşık olarak? Bir süre veremem ama 8 ayda olabilir, 1 senede olabilir. O zaman hayır, bunu niye sordum? O zaman çok önemli bir konu var burada yine arkadaşlar. Özellikle benim de tavsiyem bu zaten. 65 yaş üstü tanıdığınız varsa, 70'e doğru ilerliyorsa ya da ve sağlığı da iyiyse ve gelecekte, bakın bu çok önemli, gelecekte bir şeyini satma planı varsa, parasız kalacağını görüyorsanız mutlaka bu yaşlara dolmadan satmaya gayret edin. Çünkü bizzat biz yaşadık bunu. Bir tanıdığımızın 63-64 yaşında bir yeri vardı. Satayım mı satmayayım mı dedi. Vekalet de çıkardı. Satacaktı. Fakat tembelliğine geldi. Satmadılar. Sonra yaş 70-72 oldu. Şu an para sıkıntısı oluşmaya başladı. Satmak istedi ama aynı dediğiniz olay gibi Alzheimer başlangıcı oldu ortaya çıktı. Ve bundan dolayı şimdi vasi atanıyor vesaire ve uzun bir süreç. Uzun bir süreç ve bu sürede de o para sahibi olmayan insan. Yani malı var ama parayı satamadı. Malı paraya dökemediği için para sıkıntısı yaşıyor. Evet, dolayısıyla bunu önlemek için eğer böyle bir durumda satma durumunuz olacağını öngörüyorsanız bu yaşlara gelmeden satıp şey yapmak çok daha mantıklı gibi gözüküyor. Şimdilik benim elimdeki sorular bu kadar gibi. Başka var mı? Bir dakika. Yok. Yaklaşık bu kadardı. Ama bir şey bir daha teyit etmek istiyorum. Şu anda kanuna göre %25 artış dışında bir artış için sizi zorlayamazlar. Konut. Konutta. Bravo. Konutta. Eğer bunun üzerinde de bir şey varsa da bunu dava ödemeniz varsa dava açıp geri alabilirsiniz. Bu çok önemli bir manşet oldu. Peki iş yerinde durum? Bir şey daha söyleyeyim canım bu konuda. Bu da 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenecek sözleşmeler için geçerli. Belli bir süre öngörülmüş. Bu tarihten sonrasına bir bakmak lazım. Yeni bir düzenleme olacak mı olmayacak mı? Evet. Evet arkadaşlar. Yanıltmak istemem. 2023'e kadar. Peki şey kısmında bir de iş yeri kısmında ne durumumuz? İş yerinde genel olarak tüfe ortalaması deniliyor. Bir örnek vereyim. Nisan 2023'te bir kira artışı yapılacak iş yeri için. Burada Mart 2023 yılının Mart ayına bakılıyor tüfe ortalamasına. Buradaki örnek veriyorum %72. Bir önceki yıla göre artış oranınız %72 olarak belirleniyor. Yani bu her ay değişen bir oran. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması. Her ay değişen ortalamaya göre de kanundan bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Çok teşekkürler. Çok benim için önemli hap bilgilerdi bunlar. Küçük sorular sorarak sizi yorduk ama insanlar için çok önemli. Vakit ayırdınız, geldiniz. İnşallah diğer programlarda da birkaç arsalarla ilgili çok sorular var. Belki onları konuşma şansımız olur. Çünkü işte hisseli arsanın riskleri nelerdir, hisseli arsadaki problem nelerdir gibi farklı sorular da. Çünkü yaşayanlar olmuş, sıkıntılar yaşayan, şufa davaları, izale işüler falan. Onlarla ilgili çok sorun var. Biliyorum çok merak ediyorsunuz ama bu ilk programımız olduğu için böyle olacak. Bundan sonraki programda da inşallah vakit ayırırsa avukat hanım onları da öğrenmiş olacağız. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.